Melikgazi'de en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Uzun süredir birçok çalışma yapıyorduk ama bunların içerisinde şehir merkezinde Hunat'ta benim de mezun olduğum Dedeman'ın eskimiş betonarme bloğunun yıkımı, arkada görüldüğü üzere yıkım çalışmaları başladı. Ben öncelikle bir önceki bakanımız Ziya Selçuk Bey'e teşekkür ediyorum. Onun onayıyla bakanlıktan değişen imar planları kapsamında burası park alanı oldu, yeşil alan oldu. Dolayısıyla buradaki inşallah yıkımdan sonra hızlı bir şekilde Kayseri'ye güzel bir parkı kazandıracağız. Haseki Bakan zamanında Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki Paşa Konağı ve askeri lojmanları kazandırdığında Türkiye'nin en pahalı parkını yapıyoruz demişti. Herhalde bize rekoru geçmiş oluyoruz. Burada şehrin merkezinde çok daha merkezi bir konumda yaklaşık 7000 metrekare alanı yeşil alana çeviriyoruz. Bunun karşılığında da Dedeman Okulumuzu çok daha iyi bir noktaya Hulusi Akar Bulvarı üzerinde Kayseri'nin en lüks ve en büyük okulunu yaparak taşımış olduk. İnşallah belediye olarak da her türlü desteği oraya sağlayacağız. Ben özellikle Haseki Bakan'a da vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle son imzaların atılması ve bu yıkım çalışmasının başlatılması ile ilgili Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey'in çok büyük emeği oldu. Kendisine de hasaten desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürümüz İl Milli Eğitim Müdürümüz Ayhan Bey'e ve KİMDER Başkanımız Hacı Ali Bey'e. Gerçekten burada hem KİMDER olarak hem İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü desteği aldık ve tarihe inşallah imza atacağımız, bundan sonra şehir merkezini rahatlatacak, yeşil alan ve otopark ihtiyacını karşılayacak büyük bir projenin de başlangıcını yapmış olduk. Yaklaşık bir ay içerisinde arkada gördüğümüz betonarme bina yıkılarak şehir merkezine inşallah bir hava aldıracağımız, nefes aldıracağımız güzel bir yeşil alanı çalışmalarını başlatmış oluyoruz. Bir diğer çalışma hemen yanı başımızda eskiden Nazmi Toker olarak bilinen ve Dedeman'ın bir parçası olan taş binayı da güzel sanatlarla, görsel sanatlarla ilgili bir merkez haline getiriyoruz. Dolayısıyla gençlerimiz, kadınlarımız burada çok güzel bir eğitim alanına kavuşmuş oluyorlar. Burada görsel sanatlarla, güzel sanatlarla ilgili hem eğitimler, atölye çalışmalar, dersler olacağı gibi hem de şehir merkezinde artık güzel bir sergi salonumuzda ortaya çıkmış oluyor. Bunu sadece belediyemiz değil, tüm Kayseri olarak bütün sivil toplum kuruluşları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumlar da kullanacak. Dolayısıyla hem esnafa da büyük bir destek çıkmış oluyoruz. Çünkü şehir merkezini canlandırarak esnafın da çeşitli sebeplerle burada vatandaşların hizmet vermesi, yemesi, içmesi ve satın alması ile ilgili de burası güzelleştikçe bu imkanlar da olacaktır. Sadece bu yetmiyor. Hemen Hunat Camii'ne bakan 5 tane blok var. O bloklardan bir tanesini köşenin yanındaki bloğu da satın aldık. İlerleyen dönemde inşallah o binada farklı amaçlarda kullanacak ama sonuçta o 5 bloğun da kaldırılıp yıkılıp Hunat Camii'nin çevresinin açılması ile ilgili de güzel bir projemiz var. Hakeza bu okulumuzun hemen arkasında 5 katlı çözüm dershanesinin bir binası vardı. Oranın da dükkanlar hariç 5 katını satın aldık. Dolayısıyla Hunat'ı şaşalı güzel günlerine götürecek, şehir merkezini rahatlatacak birçok çalışmayı burada bulunduracağız. Ben hayırlı olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda kazasız belasız burayı yeşil alana dönüştürüp vatandaşın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Burada da bir vesileyle buranın AVM, ticaret alanı gibi şeyler olacağını, fonksiyon yükleneceğini söyleyenler olmuştu. Bunlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor. Zaten arsa belediyemizde değil, burayı ticaret alanı yapıp satmamız söz konusu bile olamaz. Çünkü arsa hazinede, milli emlakta ve bakanlık izni olmadan imar durumu değiştirilemiyor. Bu benim için de geçerli, benden sonrası için de geçerli. Dolayısıyla bundan sonrası burası inşallah Gültepe Parkı nasılsa yeşil alan olarak, park alanı olarak burada devam edecek. Ama taş binanın da restorasyonunu yapıp güzel bir merkez haline getireceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Emeğe geçen özellikle Melikgazi Belediyesi ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma da hasreten teşekkür ediyorum.